Okumak her çağda, her yaşta ve her insan için bence zorunlu bir gereksinim. Bu nedenle aslında tabii her yaşta da insanın farklı kitaplara gereksinimi oluyor. Yani 7 yaşında bir çocukla işte 40'ında 50'sinde bir insanın aynı kitapları okuması düşünülemez. Bu nedenle köprü kitaplar aslında belli bir yaş grubuna seslenen kitaplar. Bu amaçla yazılmış. Bu yaş grubunu çocukluktan gençliğe geçiş dönemi olarak düşünebiliriz. Belki bu nedenle adı zaten köprü kitaplar. Bu çağlar bir bakıma da kişiliğin oluştuğu, genç insanın kişiliğinin oluştuğu yaşlar. Bu nedenle bu yaşları gençliğe adım atan çocukların köprü kitaplarla geçirmesinin onlar için çok yararlı ve önemli olacağını düşünüyorum. Yeşil Tatil'i yazarken doğrusu bir yaş grubuna yazıyormuş gibi yazmadım. Kendi çocukluk günlerimi düşündüm ve o duygularla yazdım. Sanıyorum gençliğe seslenen bir yanı varsa bu kitabın bu özelliği nedeniyle olmalı. Çocuklar ya da gençler için yazmak aslında ayrı bir alan. Bunun farkındayım belki ama dediğim gibi ben böyle çok fazla kendi çocukluğumu ya da kendi gençliğimi düşündüm bunu yazarken ve o yaştaki bir insanın heyecanları ne olabilir? Bunlardan hareket etmeye çalıştım. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda da mutlaka o yaşlara özgü kitaplar vardı ama benim nedense hiç böyle bir serüvenim olmadı. Yani çocuk kitabı okumak ya da genç kitabı okumak gibi. Bu nedenle okumaya ciddi olarak işte 8. sınıftan 9. sınıfa geçerken başladım. Ve o yıllardaki favori yazarım da edebiyat öğretmenimiz önermişti. Orhan Kemal'di. Yani Orhan Kemal'in Baba Evi, Avare Yıllar gibi böyle çocukluk ve gençlik yıllarını anlattığı kitaplarıyla okumaya başlamıştım. O kitaplar beni çok etkiledi ve sonra da onun neredeyse bütün kitaplarını bir yıl boyunca hiç aralıksız okudum. Dolayısıyla bu anlamda Orhan Kemal benim ilk edebiyat heyecanım diyebilirim. Şiirde de ama bunun karşılığı vardı. Gene edebiyat öğretmenimizin yönlendirmesiyle Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Behçet Necatigil'in şiirlerini okumuştum. Bu iki ozan da ilk şiirlerimin yol açmasını, içimde şiir duygusunun uyanmasına büyük katkıda bulunmuşlardı.